Tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız ama sıcak bir gelişmeyle bültenimize başlıyoruz. İzmir'de HDP il binasına silahlı saldırı düzenlendi. Şimdi bölgeye gidelim. Detayları muhabir arkadaşımız Özgür Doğu Saymaz aktaracak. Sıcak bir gelişme Özgür Doğu Saymaz. Olay nasıl gerçekleşti? Bölgedeki son gelişmeleri bize aktarır mısın? Teşekkür ederim Yeşim Er Yılmaz. Dediğiniz gibi bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Saat 11.10 sularında HDP İzmir İl Binası'nın bulunduğu bölgeden silah sesleri yükseldi. Şimdi kameraman arkadaşım bölgedeki son durumu size yansıtırken ben de bilgileri sizinle paylaşacağım. İşte tam bu bölgeye silah seslerinin ardından polis ekipleri hızla geldiler. HDP İzmir İl Binası'nın bulunduğu bölgeden gelen seslerin ardından HDP İzmir İl Binası'nın camından aşağıya bir yangın tüpünün ve aynı zamanda bir sandalyenin aşağıya fırlatıldığını gözlemledik ve o sandalyelerin bulunduğu bölgede şu an bir boş kovanın da olduğunu söyleyebilirim. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Silah sesleriyle beraber bölgede güvenlik şeritleri çekildi ve aynı zamanda şu an bulunduğumuz Şair Eşref Bulvarı trafiğe iki yönlü olarak kapatıldı. Bölgeye özel harekat ekipleri ve aynı zamanda olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Tabii 35 yaşlarında sakallı genç esmer birinin gözaltına aldığını gözlemledik. Polis ekipleri gözaltı işleminden sonra bölgeden ayrıldılar. Bunun ardından İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın bilgi almak amacıyla bölgeye geldi. İçeride bir yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı. Şu an görüyorsunuz 112 ekibi de hazır bulunuyor. Aynı zamanda çelik yelekli polisler de güvenlik önlemlerini almaya devam ediyorlar. Şimdi kameraman arkadaşım size gösteriyor. 112 sağlık ekibinin hemen arkasında biliyorsunuz nöbet çadırı var. Bu nöbet çadırından da İzmir'den çok yayınlar yapmıştık. Çadırın tam karşısında HDP İzmir İl Örgütü var. Silah seslerinin ardından polis ekipleri bu bölgeye geldiler ve şu an içerideki yaralının durumu ile ilgili biz de bilgi almak için bölgede bulunuyoruz. Tabii bu durum iş yerlerinin çok bulunduğu Çankaya'da korku ve paniğe neden oldu. Polis ekipleri can güvenliğimizi sağlamak için bizleri de emniyet şeridinin arkasına aldı. Bölgeye ilk ulaşan haberci ekibiyiz diyebiliriz. Çünkü bizim de mesai yaptığımız yer hemen bu bölgede bulunuyor. Şu an için bizler de bölgeden bilgileri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ben televizyonunu yeni açan vatandaşlarımız için tekrarlayayım. Bugün saat 11.10 sularında İzmir'in Konak ilçesinde Çankaya mevkiinde bulunan Halkların Demokrasi Partisi HDP'nin İzmir İl Örgütü'ne bir silahlı saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii silah seslerinin yükselmesinin ardından bölgede çok sayıda polis ekibi geldi ve güvenlik şeridini bölgede açtı ve şu an içeride bir yaralının olduğu bilgisini de bizlerle paylaştılar. Bizler İzmir'den yayınlarımıza devam edeceğiz. Savcılığın da şu an bölgeye gelmek üzere olduğunu söyleyelim. Şu an içeride olay yeri inceleme ekipleri kanıtlar üzerinden değerlendirmeler yapıyor. Kanıtları tespit etmeye çalışıyorlar. Bizler yayınımıza devam edeceğiz. Son gelişmeleri bültenlerimizde aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü tekrar size bırakıyorum. Özgür Doğu Saymaz, kolay gelsin. Bir